kapan şey yapalım. Ömer Bey, siz başta bir şey izah etmek istiyorum. Hemen çoğu konuştuk müdür benim. Yalnız bir genel hesaplamalar konusunda benim kafamı bir şey takıldı. Buyur. Yani bu 1600 lira borcu varmış gibi bir hayır o bir önceki bir önceki dönemden şey masrafları. Genel kurul masrafları. Yani işte ona bir açıklık kazandıralım. Benim alışığım var, cebimden harcadım ama ben tekrar birliğime bağışlıyorum. Tamam, ha, abi, genel hesaplamalarda. Ha, yani ona açıklık getirelim. O Ömer Bey, olan notar bir kişi konuşsun da şey yapmayalım. Şimdi Ömer Bey istifa, yani bu işi bıraktığı güne kadar ki dönemde benim bildiğim kadarıyla ben gece bütün evraklarınızı tekrar derledim, toparladım, düzenledim, inceledim. 2005'ten bu yana Ömer Bey yürütmüş. Tabii her şeyde, her yönetim olan genel kurulda bir muhasebeciden bir bilanço çıkarmanız gerekiyor. Ondan sonra son yıllarda yeni bir düzenleme çıktı, yeni bir yönetmelik çıktı. O yönetmeliğe göre yeminli mali müşavirden bu işi yaptırmanız gerekiyor. Yeminli mali müşavir de normal mali müşavirden fazla para alıyor. Yeminli mali müşavirlerin öyle bir şeyi var. Yani birinci sınıf müşavir gibi bir şey diyemez. Dolayısıyla masraflar, yani o bu görevi bıraktığı döneme kadar ki olan masrafları verdiğiniz rüya aidatlarından ödemiştir. Yapılan başka masraf varsa onları zaten devrettiğinde harcama pusulaları da fişleriyle onları ibraz etmiştir. Onların yekünlerini ifade eder. Onun dışında eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok. Ben hayırlı olsun. Şey yapabilir miyim bu şey? Şimdi kapanışı doğal olarak yeni seçilen birlik başkanı yapacak. Kapanış sözünü ona bırakıyoruz. Tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ama son kez vurgulayarak söylüyorum. Gerçi şey okumadık. Tüzüğü okuyacaktık. Tüzüğü okumamız en fazla 20 dakikamızı alır. 20 dakika daha dişimizi sıkarız derseniz sözünü kesmiş olan bunu çoğaltma imkanımız yok mu? Her yıl bir tane olmaz. Olmaz. Fotokopi şeklinde. Olmaz. Yani sabrederseniz 15-20 dakika sürer en fazla. İsteyenlere ben okutabilirim, gösteririm, aydınlanmak isterim. Yani ben iyi olur diye şey yaptım ama vaktiniz yoksa tamam. Ben sözü tekrar kapanış için şeye bırakacağım. Yeni birlik başkanınıza bırakacağım ama şunu son kez şunu söylüyorum. Birlik olarak bir şey yapacaksanız malınızın, ürününüzün hakkı olan değerde pazarlanmasını istiyorsanız, birlik olarak, tek güç olarak bir şey yapalım diyorsanız bu işlerin altına, bu taşın altına elinizi sokmaktan çekinmeyin. Bir, aidatlarınızı, ödentilerinizi geciktirmeyin, sadık olun. İki, yeni dönemde tahmin ediyorum ki proje fikirleri ortaya çıkacak, proje yapalım denilecek. Öyle bir istek olduğunu, öyle bir düşünce olduğunu biliyorum. Soğuk hava deposu için özellikle bir proje yapalım denilecek. Ama her şeyden önce bu tür bir işi yapmanız için, bu tür bir işleri yapabilmeniz için kasanızda, kesenizde para olması lazım. Bunu da nasıl yapacaksınız? Üye aidatı dışında yapabileceğiniz tek şey hizmet payı. Yani bütün malınızı, bütün ürününüzü birlik aracılığıyla pazarlayıp oradaki hizmet payını birlik kasasına aktarmak. Ancak bu şekilde birlik kasasını güçlendirebilir, maddi açıdan biraz daha ileri gidebilirsiniz. Bu fikrimi de paylaşarak son sözü, kapanış konuşmasını yeni birlik başkanı Yaşar Doğu Korkmaz'a bırakıyorum. Sayın Müdürüm, Sayın Başkanım ve geçmiş dönem yönetim kurulu üyesi arkadaşlar ve genel kurul üyeleri. Şimdi bu birliğimizin genel kuruluna katılıp neticede de bana bu başkanlık yetkisini verdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür eder, saygılar sunarım. Zaten konu çok uzadı. Sadece biz bir girişimci olarak tabii yüzden beri bayağı bir çalışmalarımız oldu. Uzatmadan müdürümün de açıkladığı gibi projesine gireceğiz. Mutlaka bir soğuk hava ve kiraz paketleme şey için bir çalışmamız olacak. Karaman'da
Kırsal Kalkınma ve Tarımsal Kalkınma Dairesi Başkanlığı'na kendi köyümüzden, kendi yöremizden bir arkadaşımız da o göreve atanacak. Yeni atandı, göreve başlamadı daha. Başlayacak. Yine Konya'da, Mevka'da aynı genel sekreterimiz Uğurlu'dan. Bunlarla da bazı görüşmelerimiz oldu bizim. Yeşil ışık şeklinde görüyoruz bunları. Tabii olur olmaz ama yapmak için elimizden gelen şeyi sarf edeceğiz. Tabii bunları da sizlerin katkılarıyla yapacağız. Çabalayacağız. Bir şeyler mutlaka koparmaya çalışacağız. İnşallah. Benim şeyim bu yönde olacak. Çalışmam. Tabii bunu biz tek başımıza da yapmayacağız. Bütün arkadaşlarımızla yine beraber. Hiç kimseyi dışlamıyoruz. Şey yap, hepimiz birden kucaklayarak bunu yapacağız. Ömer arkadaşımız geçmişten bir şeyiniz herhalde kalmadı, bağışlıyorum dedin. Evet. Şayet bir sıkıntı bir şey var ise onda biz gelirlerimiz oldukça geriye ödemeyi de muhasebecimizle konuşmuştuk. Bunu da ben açıklamış olayım burada. Tamam. Eski bitti, yeni tamam. Bir sayfa açıyoruz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Yolumuz açık olsun inşallah. Bu şekilde bunları sonra tarz herhalde değil mi? Şimdi tutanaklar şeyler yazılacak. Ondan sonra...